Reis! Reis! Serkan abi! Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Abi Bağlı Çobanların kalecisiyim abi. Evet, 6-0 gibi güzel bir skorla kalan neler düşünüyorsun maç hakkında? Yani biz de beklemiyorduk bu kadar iyi de. Ama hak ettiğimiz bir skordu yani. Takım bayağı çalıştı hafta içi antrenmanlarda falan. Maçı takip ettiğimizde baştan sona üstündünüz. Bunu neye bağlıyorsun? Yani düzenli antrenman diyelim. Bir de Murat Bağlıcı bizde faktörü olduğu için. Yani ona bağlarım yani ben. Çobanlar Belediyespor'un ikinci yarıda inanılmaz bir yükselişi var. Bu konu hakkında düşünen neler? İlk yarıda olmayan, sezonun ilk yarısında olmayan neydi? Sezonun ikinci yarısı olan ne? Birkaç sakat oyuncumuz vardı, rahatsız. Onlar sahaya geri döndü. Birkaç da transfer. Ya düzenli antrenman dediğim gibi sağlam bir itman. Hedefleriniz nelerdir? Ligi sıralarda bitirmek yani. Dördüncü, beşinci sırada bitirmek hedefimiz. Ya, öyle abicim. Senin bireysel olarak hedeflerin neler? Yani bireysel olarak bir üstlük yani, herkesin istediği gibi. Profesyonellik de isteriz tabii ama şu anda bir üstlüğe çıkmak yani, Bal Ligi'ne falan. Oralarda oynamak. Buradan Spor Afyon TV izleyicilerine söylemek istediğin neler var? Yani programı beğenerek izliyoruz yani, takip ediyoruz. Öyle yani. Teşekkür ederiz röportajı verdiğin için. Başarınızı devam ediyoruz. Teşekkürler. Buradan bir de Ali Başkanıma çok çok selam söylüyorum. Tabii ki. Çok teşekkürler bize yaptığı katkılardan dolayı. Öyle yani abi. Teşekkür ederiz. Çobanlar Belediyespor'un başarılı oyuncusu Metehan Kocar'la beraberiz. Maçla ilgili neler düşünüyorsun? Maç çok iyiydi. İki takımı da öncelikle tebrik ederim. 6-0'lık galibiyet hak ettiğimiz bir galibiyet olarak düşünüyorum. Çünkü takım bugün çok inanarak ve başarılı çıktı sahaya. Bunun başında Murat abi, belediye başkanı Sayın Ali Altuntaş geliyor. Bunların sayesinde takım yükselişte. Genç oyuncularımız var. Okuyan üniversite öğrencileri. Ve takıma birkaç takviye ile ligin ikinci yarısında güzel bir başlangıç yaptık bence. Kaleci arkadaşlara da sordum. Sezonun ilk yarısında Çobanlar Belediyespor'da fark neydi? Biraz kötü skor alıyordu ama ikinci yarı çok fırtına gibi başladı. Ne düşünüyorsun? İlk yarısında tamamen toplanamadık. Sakat oyuncularımız da vardı dediğimiz gibi. Ve dışarıdan gelen birkaç oyuncunun da eksiğini gördük. Eksik yerlere takviye yaparak ikinci yarıda daha güzel bir başlangıç yaptık. Bireysel olarak hedefleri neler bu ligde? Bireysel olarak hedeflerim, daha 19 yaşındayım. Daha profesyonellik, üstlük, daha çok şeyler düşünüyorum. Yani daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Biz de Afyon TV, buradan Spor Afyon TV'ye söylemek istediğin bir şeyler var mı YouTube kanalımıza? Bu tür şeyler spor amatörde, birincilikte olsun çok önemli şeyler. Takımları şey göstererek, oyuncuları göstererek daha üst liglere aktarmak için çok önemli bir yayın kuruluşu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz de başarınızı devam ediyoruz. Çobanlar Belediyespor'a buradan başarılar. Sağ olun. Ali Başkanım.